İki takım açısından da zor bir maçtı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü Erzurumspor'un ligde kalma mücadelesi var. Biz de geçen hafta çok böyle tolere edemeyeceğimiz bir mağlubiyet aldık iç sahada. Bu bizim playoff barajına yaklaşmamızın çok önemliydi bizim açımızdan. Erzurumspor açısından da bulundukları konum itibariyle önemliydi. Tabii oyunu yorumlamam gerekirse Erzurumspor çok tek yönlü, tamamen savunma odaklı bir oyun oynadığından dolayı bizi çok set hücumuna itti. Daha önce oynadıkları Eyüpspor ve Rizespor maçlarında böyle oyun oynadılar ve oralardan kaybetmeden birer puan alarak geldiler ve aynı mantalitede devam ettiler. Bizi çok set hücumuna zorladılar ve ilk yarı itibariyle ilk 20 dakika birkaç pozisyon bulduk. Eğer orada golü bulsaydık oyunun gidişatı daha çok Erzurumspor'un öne çıkmasıyla bize çok alan bırakacaktı. O fırsatlardan faydalanamayınca ikinci yarı bir basit bir gol yedik. Biz oralarda çok böyle basit goller yiyoruz. Ama bu üçüncü, dördüncü maç oldu herhalde geriden geldiğimiz. Daha derinde beklemeye başladı Erzurum. Biz daha kalabalık hücum etmeye başladık. Çünkü onlar 5-4-1, biz de 2-2-6, yani 5 savunmacı 6 hücumcuyla baskı kurmaya başladık. Ve oralardan duran topu çok kaleye getirdik. Ve bir duran toptan skoru denge getirdikten sonra Erzurumspor biraz daha oynama içgüdüsüyle hareket edince bize alan bıraktı. İkinci golü bulduk. Son pozisyonda da bir geçiş hücumuyla üçüncü golü bulduk. Kazandığımız için mutluyum. Playoff'a kalmak için mücadele edeceğiz. Erzurumspor'a da, Erzurumspor Büyük Camia, Hakan Kutlu benim iyi arkadaşım. Ona da başarılar dilerim. Erzurumspor'un da inşallah ligde kalmasını temenni ederim. Arkadaşlar soru varsa alabiliriz. Yoksa teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın.